Herkese merhabalar. Bu hafta tabii ki her hafta olduğu gibi yeniden karşınızdayım. Bu hafta sizlerle ameliyata hazırlanış gibi bir video paylaşmak istiyorum. Bu zamana kadar neler yapıldığını aktarmak istiyorum. Çünkü hem bu bilgilerim tazeyken paylaşmak istedim unutmamak için ileride. Hem de bundan sonra eğer bir daha böyle bir video çekeceksem bu ameliyat ve sonrası olsun istiyorum. Zaten orada da hani 1, 2, 3 olarak seriyi kapatmış olurum muhtemelen. Şu anda son zamanlarda son 2 haftadır ya da 3 haftadır diyeyim çok sık hastaneye gidip gelmeye başladım. Bunun sebebi tabii ki artık ameliyat sürecinin hazırlıklarının başlamış olması. Çok kısa bir özet geçeyim bir önceki videomu izlemeyenler için. İzlemek isteyenler için de aşağı mutlaka linkini bırakırım. Ben videolarımı genelde aynı gün çekiyorum. Yani sabah ya da öğlen çekiyorum, akşamı da koyuyorum. Zaten montajlardan anlamışsınızdır. O sebeple yani şuralara bir yere koyabilir miyim bilmiyorum ama link olarak mutlaka bırakırım. Şimdi o zamanlar ameliyat yapılmadığı için pandemi sebebiyle işlemler durdurulmuştu. Hatta 4-5 ay hiç hastaneye bile gitmedim. Sadece teller olduğu gibi ağzımda kaldılar. Sonrasında yeniden ayda bir kez gitmek koşuluyla tekrardan başladık. Ve şimdi de artık ameliyata çok çok yaklaştığımı söyleyebilirim. Ha tabii yeniden ekstrem bir durum çıkar mı? Neden çıkmasın? Biliyoruz ki şu an vaka sayıları yeniden artıyor. Yeniden ölüm sayıları maalesef ki yükseliyor. Henüz o konuda bir şey diyemiyorum. Ama şöyle bir şey de var. Bana şu anda hastaneler dış hayattan, yani dışarıdaki günlük hayatımızdan çok daha güvenli geliyor. Sebebi şu. Ben mesela işe gidip gelirken Marmara kullanıyorum ve Marmara'da kapma olasılığım bana göre hastanede kapma olasılığımdan çok çok daha fazla. Çünkü hastanede zaten steril bir ortamda en güvenebileceğiniz yerdesiniz. Herkesin maske takma zorunluluğu olan bir yerdesiniz. Marmara'da evet maske takma zorunluluğu sözde var. Çünkü içerisine girdiğinizde her ne kadar duraklarda güvenlik kapıdan bakıp çıksa da maskesini indiren illaki oluyor. Yani ben bilemem, ben bunu sorgulayamam da. Ama zaten çok hassas bir dönemdeyiz. Kimsenin tahammülünün kalmamış olduğu bir dönemdeyiz. Herkes aşırı gergin. Yani o yüzden açıkçası hastaneler bana daha güvenli geliyor. Ben de kendimi akışa bırakmış vaziyetteyim. Onu söyleyebilirim. Hemen başlayayım neler yapıldığına. Şimdi zaten ayda bir kere teller kontrol ediliyor. Değişime gerek varsa değiştiriliyor. İşte lastik kullanıyorsanız eğer lastikler değiştiriliyor, takılıyor vesaire. Şimdi bu ameliyat hazırlık sürecinde sıralamayı da şu şekilde önüme yazdım ki hani yanlış aktarmayayım. Tabii ki eksiksiz anlatmaya çalışacağım. Ama anlatmadan önce şunu mutlaka belirteyim. Herkeste, her hastada işlem sırası, işlem şekli ya da farklı işlemler uygulanabilir. Bu şey gibi işte bana mesela çok fiyat sorusu geliyor ama bir sürü tel çeşidi var ve hepsinin fiyatları farklı. Oturup da işte hadi bu 7000 o zaman herkese 7000 diye bir şey maalesef ki olmuyor. Braket kalitesinden tutun da her şeye göre değişiyor işte. Şimdi şöyle başlayalım. İlk önce ortodontistim benim ağzımdan ölçü aldı. Alçı ölçüler yapıyorlar ya böyle dolduruyorlar işte o damaklık takıyor ağzınıza. Onun kurumasını bekliyor. Sonrasında da çıkartıyor. Çok acılı bir işlem değil ama hassassanız eğer evet ağrılı bir şey. Yani çıkarken şuralarınızda şu damak kısımlarında onu çok rahat hissediyorsunuz. Böyle hani diyorsunuz ki eyvah şimdi teller de kopacak. Hadi ne teli ya şimdi dişlerim aşağı çekiliyor herhalde diyorsunuz. Şöyle bir maalesef ki şöyle bir durum yaşadım. Şimdi burada onu öğrenciler mi yapıyor ben bilmiyorum ama ya sallapati yapıyorlar bunu. Ya çok böyle istekli, özverili yapmıyorlar. Alçı ile ölçü kaç kez alınabilir bir insanın örneği şu an karşınızda duruyor. Benim ağzımdan yaklaşık ült ve üst ve alt olmak üzere toplam 8 ya da 9 kere abartısı söylüyorum bunu. 8 ya da 9 kere ölçü alındı. Ve artık yani sonraki 2-3 günde şu damağımın en iç kısımlarında yaralar oluşmaya başladı. Yani bu kadar sevmeyerek ve isteksiz yapıyorsanız bence yapmayın. Birçok kez alçı ile ölçü alındı ağzımdan. Sonrasında o alçıların alınma sebebi şu. Ağız kapanışını kontrol edip doğru bir ağız kapanışına ulaşmak. Tabii ki şu anda benim alt çenem hafif önde, üst çenem geride olduğu için alçı ile birlikte o kapanış yapıldığında dişlerin birbiriyle temasının nasıl olması gerektiği. Misal örnek vereyim. Benim şu anda şu tarafta iki tane porselen dişim var. Ve bu kapanışa göre yapılmış. Yani ben
yaptığımda bu kapanışta tam yerine oturuyor. Fakat ben ameliyat olduktan sonra bu çene öne geldiğinde o kapanışta bu diş temas, yani hangi dişime denk gelecekse eğer doğru temas olmayacağı için alçının bunda katkısı bana, ben ameliyata girmeden önce o porselen diş biraz kesilecekmiş mesela. Sonrasında da yeniden, tabii ki ameliyattan çok çok sonra belki bilmiyorum, yeniden o anki kapanışıma göre tekrar yapılacak. Daha sonrasında ağzıma bir mum kapanış yapıldı. Onu böyle küçük bir şeyde ısıtıyorlar. Bildiğiniz mum, yani şöyle kağıt bir mum, parafin düşünün yani. Onu ısıtıyorlar. Sonrasında ağzınıza yerleştiriyorlar. Sizden ağzınızı yavaş yavaş, dişler birbirine temas edecek şekilde asla sıkı değil, kapatmanızı istiyorlar. Tomografiye o şekilde giriyorsunuz. Tomografiye, ilaçlı bir tomografiye girmiyorsunuz. Bildiğimiz bilgisayarlı tomografiye giriyorsunuz. Bilgisayarlı tomografide o mum mutlaka ağzınızda oluyor. Hadi bakalım, geldik yine ikinci fiyaskoya. Ben ilk önce tomografi çektirdim. Sonrasında yeniden tomografi çekilmem gerektiği söylendi. Şimdi doktor değil, oradaki çalışan bana şey dedi, tomografimi çeken çocuk. 5 dakika sonra sonuçların çıkacak dedi. Ya beni 5 dakika beklet orada ya. Yani bak ve sorunsuz de bana. Sonrasında bir hafta sonra bana dediler ki tomografide çene ucu gözükmemiş. Hadi bir daha çekilecek. Neden? Neden ya? Yani işte insanı böyle şeyler yoruyor, emin olun. Gerçekten şu anda eminim benimle aynı düşüncede olan çok fazla insan vardır. Allah'tan ki bir tane doktor çok fazla alakalı ve ilgili olduğu için onun yönlendirmeleriyle zaten ben orada veznedeki kızlara kalsam Allah'a emanet. Bunları da not aldım. Neyse, aslında var ya sırf bunlar için ayrı bir video çekebilirim. Tamam, neyse. Yeniden tomografim çekildi. Tabii ki bu ikinci tomografiye gelmeden önce bir fotoğraf çekimi yapıldı. Ben hastaneye gittim. Orada ilk önce şu doğru kapanışı yapmaya çalıştılar. Orada bir tane yine artık ortodonti uzmanı mı bilmiyorum, çenemi şu şekilde oynayarak, hani çenemi serbest bırak dedi ama çenemi serbest bırakmam inanın mümkün değil. Yani çene nasıl serbest bırakılır bilmiyorum. Gerçekten ben bunu bilmiyorum. Hani böyle çeneni iteceğim şimdi, bırak bırak diyor. Çeneni iteceğim şimdi, bırak bırak. Olduğu kadar. Neyse, sonrasında yeniden orada bir kez daha tomografide kullanılmak üzere mum yapıldı. Bana bir kabın içinde mumu verdiler. Tomografin çekileceği zaman yeniden bununla gelirsin dediler vesaire vesaire. İşte o çene ucu gözükmediği için. Sonrasında benden bir fotoğraf çekimi istediler. Fotoğraf çekildi. Tabii ki o bildiğiniz öyle Canon Nikon makinalarla değil. Profesyonel, tamamen ayarlanmış. Ne için olduğunu, yani ne için olduğunu biliyorum da şeyi bilmiyorum, yani ucuna takılmış olan lens tarzının ne olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa yazarsa sevinirim, ben de öğrenmek isterim tabii ki. Onda da şu şekilde sizi bir ayna karşısına geçirtiyorlar. Gözleriniz sabit. Yavaş yavaş sadece gözlerinize bakacak şekilde kafanızı şöyle, şurada canlı bir şekilde yapayım size. Yavaş yavaş gözlerinizi kendinizden hiç ayırmadan bakıyorsunuz. Ve kendinizi en rahat hissettiğiniz pozisyonda duruyorsunuz. Hem hepsinde çok rahat hissediyorum, hem kendimi hiç rahat hissetmiyorum. Yani çok çelişkili. Bence bunlar farklı bir yorum getirilebilir ya. Hani ama bilmiyorum. Şimdi belki Türkiye'de farklı yöntemler kullanan da vardır ama bana bu yöntem kullanıldı. Kendimi hiç rahat hissetmedim. Kendimi rahat hissettiğimde de, rahat hissediyorum dediğimde de bence eminim rahat değildim. Ama bir yandan da çok da rahattım. İşte bu çelişkiyi kafamda çözemedim. Onların rahatlıktan kastı bence şuydu. Ben bunu sonradan anladım ama. Ama benim rahatım buydu. Kendini en rahat hissettiğin pozisyon hangisi? Şahsen benim senelerdir kendimi en rahat hissettiğim pozisyon sol profilim. Yani çok net. Neyse, sonrasında o fotoğraflar da çekildi. Zaten çok fazla çekilmedi. Açıkçası benim şunu 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 yapmam daha uzun sürdü. Zaten
Sadece ön yüz alındı, bir de sağ profilim alındı. Sonrasında beni profesör, ameliyatıma girecek olan profesör gördü, yanıma geldi. Beni ilk gördüğünde şöyle bir şey yaptı. Oh! Ne? O kadar mı kötü ya? Tabii bunu refleks olarak mı yaptı bilmiyorum. Yani mesleğinin meslek hastalığı da olabilir, onu da bilmiyorum. Tabii buna çok takılmadım yani, olabilir. O an ayaküstü karşımda iki doktor bir şekilde konuştular. Şöyle kapanış istediler. Tam ağzını yırtılana kadar gül dediler. Sonra normal gül dediler. Bir şekilde baktılar. Orada mesela sadece kulağımda yer edinen tek bir şey vardı. Üst çene 11 milimetre. 11 milimetre ne demek? Bir nokta, yani bir santimi az bir şey geçmek demek. Bir santim, bilmiyorum, gerçekten ciddi bir rakam. Bilemiyorum. Bakacağız artık. Bir şekilde tamam, şöyle yaparız, böyle yaparız. Asla anlamadığım bir dilde tıpça konuştular. Ve seneler evvel ben bir burun ameliyatı geçirmiştim. Doktor belirtti yani buralara kadar çıkmayacağız dedi. Ama ameliyatta neler yapıldığına dair bir mutlaka elimizde kayıt olmalı dedi. Ben tabii ki seneler evvel 2009 senesinde geçirdiğim burun ameliyatını geçirmiş olduğum hastaneyi arayarak tıbbi kayıtlarını rica ettim. Sağ olsunlar, gerçekten hani özveriyle çalışan bir hastane mi? Kesinlikle. Hani bir bakalım, biz sizi ararız derler ya böyle, hani umudunuz biter yani, tamam böyle diyorlar ama kesin aramayacaklar. Böyle dediler ve 15 dakika sonra beni arayarak, evet kayıtlarınız elimde, lütfen kimliğinizle gelip alabilirsiniz ameliyatın tıbbi kayıtlarını dediler. Sonrasında gittim, tıbbi kayıtları aldım. Yeniden hastaneye gittim. İkinci kez artık çene ucu da gözükecek şekilde yeniden bilgisayarla tomografi çekildi. Sonrasında ortodontistim de şöyle bir şey yaptı. Bir kamera ile, nasıl diyeyim, böyle eğer dolgu yaptırdıysanız biliyorsunuzdur. Böyle son aşamada o dolguyu koyduklarında dondurmak için bir ışın gibi bir şey tutarlar ya. Makineyi aynı düşünün ama ışınsız düşünün. Bir tık daha ucunun şöyle. Şimdiki telefonlarda, bu akıllı telefonlarda arka tarafta hani 3 kamera birden oluyor ya. Heh, onun kadar bir boyut düşünün. Onunla böyle tek tek, hem ağzınız açık haldeyken hem de kapalı haldeyken şu şekilde tek 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 gezdirerek bütün ağzınızın içinin, dişlerinizin fotoğraflarını çekiyorlar. Yani benimkini de çektiler. Bunun sebebi ameliyatın ilk önce dijital ortamda yapılacak olması. Şöyle bir şey de duydum. Benim ameliyatım dijital ortamda sanal bir ameliyat yapılması gereken bir yapıya sahip çenem. Cümlenin başını unuttum bu arada. Ne diyordum? Nerelere geldim? Şimdi şöyle. Sanırım beni hastaneye artık bir kez daha çağıracaklar. O da anestezi için kan tahlillerim alınacak. Onun dışında farklı bir şeyler yapılabilir tabii ki. Bunu artık ameliyat videosu çekersem eğer orada anlatırım, paylaşırım diye düşünüyorum. Tellerim değiştirilecek çünkü ameliyata bu tellerle girmiyorsunuz. Cerrahi teller var. Onlar takılıyor. Onlarla giriyorsunuz. Son bir işte şu dişim kesilecek. Ama tabii ameliyattan hemen öncesi gibi bir şey olacak bu. Yani geriye ne kaldı? Sadece kan tahlillerimi vereceğim anestezi için. Diş tel değişecek. Sanırım bu kadar. Umarım olmak isteyenler en kısa sürede atlatır. Ben de dahil olmak üzere. Başlamak isteyenler umarım ertelemez, başlarlar. Evet, bu fiyat konusunda zaten düşüncelerimi bir önceki videoda da söylemiştim. Ben sağlıkta ücretlendirmenin her türlüsüne karşıyım. Şöyle, bu konu hakkında son bir söylemek istediğim daha var. Türkçe kaynak bana göre yetersiz. Yani yetersiz bile değil, neredeyse yok. Benim birçok gördüğüm videoda şu şekilde. Birinci gün, yani hep ameliyattan sonrası, hani ameliyattan önce fotoğraflar serisi olarak geçiyor zaten ama ameliyat sonrası birinci gün, dördüncü gün, sekizinci gün, hayır ben böyle görmek istemiyorum, ben şunu görmek istiyorum, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, gittiği yere kadar çok kısa kısa videolar şeklinde görmek istiyorum. Bunun için bilmiyorum, hani illaki araştırıyorsunuzdur, Türkçe kaynak yok. Ama yabancı kaynaklarda çok fazla var ki yabancıların, genelde yabancı kaynakların çoğunda hep 1, 2, 3, 4, 5, 6 öncesi sonrası fotoğraflar değil,
sürekli videolar halinde çekilmiş. Yabancı kaynakları çok fazla takip ediyorum. Çok fazla bu ameliyatı olan var. Ben bu ameliyatı bu kadar olan insan olduğunu bilmiyordum. Hatta böyle bir azınlığı zannediyordum ama meğersem galiba biz çok daha fazlayız. Bu şekilde söyleyeceklerim. Bir şey daha söyleyecektim. Onu da söyleyeyim. Ameliyat, hangi ameliyata girerseniz girin, zaten bir gerginlik, bir korku, bir stres illaki oluyor. Ben ilk teller bir sene takınıp ameliyatım olacaktı. O bir sene ilk takılırken tabii ki çok güzel. Her şey değişecek, hayatım değişecek, görüntüm değişecek, istediğim şekle geleceğim. Çok daha sağlıklı ve güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Bundan sonra ön dişlerimi bile ısırmak ne demek? Bunun tadacağım. Ne kadar yorucu bir süreç olsa da sonu çok güzel olacak. Oraya teller takıldı, çok sevindim falan derken o ameliyat süreci yaklaştıkça gece uyku kaçmaları mı dersiniz? Sürekli düşünmek mi dersiniz? Ben bir kere kafamda bu ameliyata zaten her akşam girip çıkıyorum. Sürekli bir stres, korku, baskı altında hissediyorum. Yani bir yandan hem rahatım, hadi olsun bitsin diyorum. Yani bundan kaçamayacağım diyorum. Tabii ki olacak. Zaten ben bu işe bunu bilerek başladım diyorum. Ama bir taraftan da o korkuyu her zaman hissediyorum. Burada ve burada. O yüzden bu isteseniz de engel olamayacağınız bir şey. Hem bunun için bunu yaşayacağınızı bilin. Hem de lütfen yabancı kaynakları takip edin. Eğer çekinmiyorsanız, eğer izlemek sizi ürkütmüyorsa, korkutmuyorsa çok fazla yabancı kaynakta bu ameliyatı baştan sona izleyebilirsiniz. Ameliyatın nasıl yapıldığını, böyle şeyler beni tedirgin etmiyor. Ya nasıl diyeyim, kan görünce bayılanlar falan vardır ya, ben hiç öyle şeyler beni etkilemiyor açıkçası. O yüzden çok rahat bir şekilde şuraların kesilmesini, şöyle alınmasını, temizlenmesini, şuralardan tutturulmasını falan her şeyi açıkça izledim. Yani ne yapılacağını az çok biliyorum. Hazırım, öyle ya da böyle. Hazır değilsem de hazırım. Hazırsam da hazırım. Hazırım yani artık. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Her türlü soruyu gerçekten elimden geldiğince bir önceki videomda da cevaplamaya çalıştım. Arada kaçmış, gözümden kaçmış olanlar olabilir. Çünkü sadece YouTube odaklı değilim. Bu videonun altında da elimden geldiğince bütün yorumları cevaplandırmaya çalışacağım. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.